2 Ekim'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda cinayete kurban giden Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı hala dünya gündeminde. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'nde Kaşıkçı oturumu da yapıldı. Suudi Arabistan katillerin adalete teslim edileceğini söylüyor. Açıklaması bu yönde. İngiltere ve Kanada başbakanları ise telefonda Kaşıkçı cinayetini görüştüler. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi kritik bir oturuma ev sahipliği yaptı. Gündemde Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı vardı. Suudi Arabistan öldürülen gazeteci Kaşıkçı'nın katillerinin adalete teslim edileceğini açıkladı. Açıklamayı yapan isim Suudi Arabistan İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Bender El Ayban'dı. Kaşıkçı oturumundaki konuşmasında Ayban, Suudi gazetecinin katillerinin adalete teslim edileceğini söyledi. Kral Selman başsavcıya yürürlükteki kanunlara göre dava ile ilgili soruşturma başlatması ve katillerin adalete teslim edilmesi talimatı verdirildi. Ayban, başsavcılığın soruşturma ofislerine kameralar yerleştirdiğini, görevlilerin dava ekranlarını iyi bir şekilde korumasını içeren genelge yayınladıklarını söyledi. Adaleti güçlendirmeyi hedeflediklerini aktardı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi temsilcisi Mark Casseri de Kaşıkçı cinayetinden dolayı Riyad yönetimini kınadıklarını açıkladı. Amerikalı temsilci, yasal süreçler kapsamında titiz, kesinleştirici ve şeffaf bir soruşturmanın yapılması ve sonuçların kamuoyuyla paylaşılması esastır ifadelerini kullandı. Kaşıkçı, İngiltere Başbakanı ve Kanadalı mevkidaşının da gündemindeydi. Theresa May ve Justin Trudeau bir telefon görüşmesi yaptı. İkili Kaşıkçı'nın öldürülmesinden sorumlu olanlardan hesap sorulması gereği üzerinde durdu. Yazılı açıklamada liderler gerçekte nelerin olup bittiğini acilen ortaya çıkarılmasına ve sorumlulardan hesap sorulmasına acil ihtiyaç bulunduğu konusunda görüş birliğine vardı ifadesi kullanıldı.